Merhabalar öğretmen adayı arkadaşlarım ve merhabalar öğretmen olmak isteyen değerli kardeşlerim. Merhabalar arkadaşlar. Sizi bugün biraz daha farklı bir videoyla karşınızdayız. Yani KPSS'ye nasıl çalışmalıyım, neden çalışmalıyım, biz neler yaşadık bu süreçte? Bunlarla alakalı bir videomuz olacak. Bunun güzel olacağını düşünüyoruz. Bizce güzel oldu yani. Konuyu bir tartıştık. Evet arkadaşlar, biz de o dönemi bir yaşadık kendi içerimizde. Neler vardı, neler yapmıştık, nasıl çalışmıştık. Yani Güzel olacağını düşünüyoruz açıkçası. ben kendi alanımda 8.000 kişi girmişti sınava, 70. oldum. İkinci girişimdi. Eşim de o sene kazanmıştı yine sınavını. Şimdi arkadaşlar hemen başlıyorum. Ben fizikçiyim bu arada, eşim de matematikçi. Hemen başlıyorum. Herkes gibi olma, farklı ol, farklı sonuçlara ulaş. Ne demek istiyorum yani? Yani arkadaşlar herkes gibi çalışırsan, herkes gibi çalışmazsan o halde aynı sonuçlara ulaşırsın. Yani ne demek istiyorum? Mesela benim dönemimde kazandığım yıl diğer beraber dershanede ders çalıştığımız arkadaşlar da mesela daha kolay bir kaynak çözüyordular ve çıkışta gidip kafede oturuyordular. Aynı şekilde hepsi kazanamadılar maalesef. Ama ben mesela o kolay kaynakları da çözdüm. Arkasına zor kaynak da ekledim ve çıkışta ben çok nadiren kafede oturmuşumdur. Hatta hiç oturmamışımdır desem bir yeri var. Ne yapıyordum? Çıkışta gidip ya kütüphanede çalışıyordum ya da gelip evde de çalışmaya devam ediyordum. Dolayısıyla biraz daha farklı bir sonuç olmuş oldu. Evet, herkes gibi olursanız herkes gibi olursunuz Evet, arkadaşlar. dolayısıyla hayatınızdan bir yıl feda etmelisiniz ve rahat etmelisiniz arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum artık arkadaşlar? Bak, eğer sen bu sene ben işte bir taraftan gideyim özel ders vereyim, bir taraftan gideyim bilmem ne yapayım, bir taraftan da arada ders çalışırım dersen o sene gider. Seneye tekrar gider, seneye tekrar gider. Yani her sene bu KPSS'nin stresi devam ederken her sene işte belirsiz bir düzende sürüncemede kalmaya devam eder. Yani dolayısıyla hani o KPSS'yi kazanmış, düzenli işinize ulaşmış şeye bir türlü erişemeyebilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar bir sene boyunca konsantre bir şekilde KPSS'ye çalışırsanız hayatınızdan sadece bir sene gitmiş olur çalışarak. O bir seneyi feda edin arkadaşlar. Yok sayın. Eğer ki arkadaşlar kalkıp da işte bu sene şunu da yapayım yanında, bunu da yapayım yanında, şu da olsun, bu da olsun diye devam ederseniz arkadaşlar bu sefer ne olacak? Yani sürekli bölünecek, sürekli bölünecek. Bu sene atanamayacaksınız. Bu sefer hayatınızdan 2 yıl gidecek, belki 3 yıl gidecek, belki 4 yıl gidecek. Yani hani sürekli yani bu şekilde atanmak için 10 yıl Evet. bekleyenler var, 10 yıl hazırlık yapanlar var. Mesela arkadaşlar ne yapmalıyım peki? Orada oturun ve düzenli olarak çalışın. Yani ne demek istiyorum? Mesela benim bir masam vardı ve ben o masada düzenli olarak gidip mesela en başlarda şöyle başlayayım. Mesela benim hani üniversite boyunca çalışmayı birazcık bırakmıştım. Yani hani geçecek kadar çalışıyordum öyle söyleyeyim yani. KPSS süreci geldiği zaman ne yaptım? Yani gittim sordum birkaç kişiye. Yani hiç kimse net bir şey söylemiyor. Ben size net bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Gidin o masada günlük olarak hiç çalışmıyor musun? Yarım saat oturmaya başla. Oturacaksın. Zaten canın sıkılacak. Ya ne yapacaksın? Ders çalışacaksın. Yani yarım saat çalışıyorsan bir saat otur. Bir saat çalışıyorsan 1,5 olsun. 2 olsun. Yani arttırımlı olarak hani mümkünse işte bir hafta mesela ya da 2 hafta bir saat çalış. Baktın çalışabiliyor musun bir saat? İyi. O zaman bir saat 15 dakika çalış sonra. Sonra bir saat 22 dakika. Arttırımlı olarak düzenli olarak gidin o masada oturun. Ama nasıl oturun? Şu Allah'ın cezası telefonu uzaklara koyarak oturun. Neden? Yani ben size şunu anlatayım. Hani biraz daha ileride anlatacaktım ama. Yani arkadaşlar ben kendi çalıştığım dönemde yani o telefona öyle bir bağımlı olmuşuz ki. Ya ben o telefonun titreşimini, sesini kapatıyordum. Mesaj gelmenin ışığının sesini duyuyordum ya. 33 onlar falan vardı o zaman. Yani ışık sesini duyuyordum ya. Hakikaten nasıl bağımlı olmuşuz? O yüzden yani masanızın çekmecesinde veya orada yakınlarınızda olmasın. Gitsin yani götürün çalışmaya başlamadan önce öteki odaya koyun ve mümkünse kapatın. Yani ne olacak biliyor musunuz böyle yapınca? Üşeneceksiniz. Yani lan bir gidip mesaja baksam mı? Oho şimdi o odaya gideceğim de telefonu açacağım da ama neyse çalışmaya devam edeyim de bitince gider şey yaparım diyeceksin yani. Hani kendinizi bilgisayardan ve telefondan uzak tutun. Bu seneyi feda ediyorsunuz. O yüzden böyle yapın. Sen mesela bu şeyde telefonunda bir sıkıntın var mıydı?
Yani ben zaten çok bağımlı değildim telefona karşı ama ben de bırakıyordum. Yani hani o dönemde aman telefonum da yanımda olsun, şu da yanımda olsun, bu da yanımda olsun diye değil de olabildiğince sade bir ortam. Kendi başıma. Ya ben şeye de katılmıyorum. Hani işte masanın üstünde hiçbir şey bulunmasın falan. Ya arkadaş, hani şu benim sevdiğim kalemse bence bunun bulunmasının masanın üstünde hiçbir zararı yok. Niye? Ya ben ne yapacağım? Bu kalemi kulağıma mı sokacağım? Yani bu kalemi havaya atıp oynayacağım böyle salak gibi yani. Hani bence bunun bulunmasının bir zararı yok yani. Bir iki tane böyle sevdiğiniz eşyayı bulundurabilirsiniz. Ben de mesela motivasyon resimleri vardı birkaç tane işte. Ben hani sevdiğim bir ortam oluşmasını sağlıyordu. Yoksa hapis gibi olacak yani. Evet. Dolayısıyla böyle sevdiğiniz birkaç eşyayı bulundurabilirsiniz. Ve mesela benim masam camın kenarında duruyordu. Yani her sabah fabrikaya giden komşularla selamlaşıyordum mesela ben orada. Şu an hala daha anlatırlar mesela. Bakın yani atandım 7. yıl oldu. Doğuya gittik geldik falan. Şu an hala anlatırlar işte. Biz işte fabrikaya gidiyorduk. Ahmet KPSS çalışıyordu. Onlar gidiyorlardı işte 8-10 saat çalışıp hani dönerlerken ben de tabii çalışıyordum dersimi. Aralar veriyordum. Hani dershane olduğu günler dershaneye gidiyordum falan. Gelip orada yine oturuyordum. Gelirlerken gene selamlaşıyorduk. Bakın arkadaşlar, bu benim hikayem. Siz de şu anda hikayenizi yazıyorsunuz. Bu sizin başarı hikayeniz. O yüzden hikayenizi yazdığının farkınızda olun. Hikayenizi yazdığınızın farkında olun. Dolayısıyla buna göre davranın. Bu sizin hikayeniz, başarı hikayeniz. Unutmayın. Şimdi arkadaşlar, peki ne yapalım? Bakın, ben de KPSS yılımda yüksek puanlar almak için not çıkartarak çalıştım. Niye not çıkartıyorum? Yüksek puan almak istiyorum çünkü. Bak, not çıkartmadan da çalışılabilir. Test çözerek de bu iş gider ama o zaman yeterli yere ulaşamayabilirsin. Ne yapman lazım? Hani sonradan da hatırlayabilme amacıyla not çıkartmanız lazım. Ne demek istiyorum? Bakın, biliyorsunuz ki bir ton ders var, bir ton konu var. 13 müydü, 15 miydi? Kaç tane ders var yani? Tamamını da bilmeniz gerekiyor. Yani çok yüksek yapıp garanti atanmak için. Nasıl hatırlamaya devam edeceksin sen konuları? Unuttuğun şeyleri nasıl hatırlayacaksın? Nasıl anımsayacaksın? Notların olmazsa. Evet Tekrar baştan mı çalışacaksın yani? benim de vardı notlarım. Hatta ben duvara falan yapıştırmıştım artık günlük olarak hatırlamak için her taraf kağıt falan olmaya başlamıştı. Sonra baktım yapış yapış olmayacak bu. Kağıtları Yok, ben toplamaya başladım. duvarları kirletmiyordum ya. Annem kızar ya. Yok. Benim böyle yani onlar mesela işte eğitim bilimleri atıyorum işte öğrenme yöntem ve teknikleri notlarım. İşte hani onları böyle küçük küçük defterler gibi yapmıştım hatta. Mesela ben onları ayda bir kez tekrar okurdum hepsini. Ne kadar zamanımı alacak ki? Bir tek en başta bu notları çıkartırken uzun zamanınızı alıyor. Daha sonra bunları bitirdikten sonra notlarınız oluştuktan sonra bunlar size müthiş yarar sağlıyor ya. Anımsamak için mesela ayda bir kez okuyordum. Hepsi tekrardan zihnime geri geliyordu zaten. Evet. Yeni bir taktiğimiz arkadaşlar. Kes, biriktir, çözdürt. Ne demek istiyorum? Bakın arkadaşlar, çok soru çözün, çok soru çözün, çok soru çözün diyorlar. Tamam, çözün, çözebiliyorsanız çözün, çözmeyin demiyorum ben de. Ama çözemediğiniz soruları çözdürteceksiniz. Yoksa hiçbir faydası kalmıyor. Zaten bildiğin soruyu çözüyorsun. Bilemediğin soru kenarda kalıyor Evet, arkadaş. zaten bilemediğin de kalmış oluyor. Peki devamında ne demek istiyoruz? Arkadaşlar bak, o çözemediğin soru da kitapta kalmasın. Kes ya, kes, parçala o kitabı. Zaten ne olacak? Sene sonunda zaten kazanırsan atacaksın, yakacaksın ya da birilerine vereceksin o kitabı. Yani müzelik olmayacak o kitap. Şuradakilerden birisi değil yani. Onların hepsi gitti. O yüzden acımayın o kitaplara. Ne yapın? Çözemediğiniz soruları, bak ben ne yapıyordum biliyor musun? Çözemediğim soruları kesip biriktiriyordum. Bir tane poşet dosya açıyordum kendime. Poşet dosyaya atıyordum. Hangi şeyde bilemezsem atıyordum dosyama. Bu şekilde de ne oluyor biliyor musunuz? Dershanedeki hocanızı veya okuldaki hocanızı yakaladığınız zaman, vakti olduğu zaman adamın, siz de hemen sorularınızı çıkartıveriyorsunuz. Öteki türlü ne oluyor? Yanında hangi kitap varsa müsait olduğu zaman adamı yakaladığınız zaman o kitaptaki soruları çözdürebiliyorsun. İki tane soru oluyor yanında. Adam çözüyor gidiyor. Ondan sonra ihtiyacın olunca bir daha bulamıyorsun adamı. Ne yapacaksın? Kes, biriktir, çözdür. Unutma. Keseceksin, biriktireceksin. Poşet dosyanı duracak ki adamı bulduğun gibi aha tuttum diyeceksin. Yani mesela bizim bir fizikçimiz vardı. Samir hocama buradan selamlar. Mesela onu ben hani çok değerli bir hocamdı. Çok güzel bana yardımcı oldu yani. Mesela onun hani değerli vakitlerini böyle bir yakaladığım zaman hemen sağ olsun bana çok yardımcı oluyordu. Ben de biriktiriyordum yani o sırf çözecek diye. Hani bu yöntemi siz de kullanın. Kes, biriktir, çözdür. Bunu unutmayın arkadaşlar.
Alan sınavı çok 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 önemli arkadaşlar. Unutmayın, sınavın %50'sini oluşturuyor. Bakın bizim zamanımızda bu sınava 2-3 ay kala gelmişti. Sizin zamanınızda artık şu anda zaten var biliyorsunuz. Şu anda en önemli alan sınavı arkadaşlar. En önce alan sınavına çalışıyorsunuz. Yani en önemlisi alan sınavı. Bakın bazısı der ki işte GKG'ye eğitim bilimleri ayırıcı olacak. Tamam, ayırıcı olabilir ama ne zaman ayırıcı olur? Siz alanı yaptıktan sonra ayırıcı olur. Sen alanı yapamıyorsan zaten bittin. Zaten kazanman mümkün değil pek fazla. Yani alanı yapmanız lazım ilk önce ki tabii ki diğerlerini de bilmelisiniz. Nedir? Hepsi önemli ama alan daha önemli. Alanınızı çok iyi bilmelisiniz arkadaşlar. Dolayısıyla o yüzden hani alanı hiç bırakmamalısınız. Alana hep devam etmelisiniz. Çok basit kaynaklarla gitmemelisiniz. Yani en başta çok basit kaynaklar. Tabii adım adım arttırmalısınız işte. Dolayısıyla senin yani üniversite sınavına çalışan bir çocuktan hani bilgi anlamında farkın olmazsa KPSS'deki alanı nasıl kazanacaksın? Senin bir adım fazlasını biliyor olman lazım. İlk önce tabii ki basit kaynaklar. Hakim olmayabilirsiniz alanınıza, hiç sıkıntı değil. Biz de ilk mezun olduğumuz zaman hiç hakim değildik. Ne oluyor? Önce basit kaynak, sonra biraz daha zor kaynak, sonra biraz daha zor kaynak. Olayı genişletmelisin alan konusunda özellikle. Bak arkadaşım, alan çok önemli, unutma, ihmal etme. İhmal ederek bu işten kaçamazsın. Çok kızdım ya, yükseldim. Yani hepsi önemli arkadaşlar. Siz zekisiniz, bunu unutmayın. Siz daha önce üniversite sınavını kazandınız, bunu unutmayın. Ama herkes kazandı işte. Sıkıntı o noktada. Yani sizin birazcık daha çalışmanız, biraz daha efor sarf etmeniz lazım. Yani diğer arkadaşlarınızın önüne geçmeniz lazım. O yüzden arkadaşlar birazcık daha onlardan farklı çalışmanız lazım. Daha farklı motive olmanız lazım. Daha çok önemsemeniz lazım. Bak, ne durumda olduğunuz önemli değil. Tabii ki çok zor durumda olanlarınız var. Biliyorum. Ama yapabilirsin arkadaşım. Bak, size iki tane örnek vereceğiz. Birincisi, ben çalışırken sınıfımızda bir tane hocam vardı. Bayan bir matematik öğretmeni, kadın bir matematik öğretmeni. Hocamız 10. defa çalışıyordu ve KPSS'ye çalışırken bir taraftan özel okulda çalışıyordu. Bir taraftan evliydi. Özel okulda işinden çıktıktan sonra eve gidip yemeğini yapıp KPSS dershanesine geliyordu. Orada çalışıp işte vakit bulabilirse de test çözmeye uğraşıyordu ve bizimle beraber kazandı. Yani biliyor musunuz, yani samimiyim vallahi, bak yani neredeyse kendi kazandığım kadar, hatta belki daha bile fazla duyduğum zaman çok sevindim yani. Hani onun bu durumunu bildiğimiz için yani, yani çok da iyi yürekli bir insandı. İnsan hani üzülüyor yani, hani tabii ki hani çok seviniyor bir taraftan. Yani bak neler, hani ne zorluklar var, siz de Evet yapabilirsiniz. arkadaşlar, benim de eniştem diyeyim. Kendisi meslek lisesi mezunu ve derslerin çoğuyla çok da fazla bir arası yok. Hırs yaptı, atanacağım dedi, çalıştı, çalıştı. Hatta ben liseye giderken o dönemde konuşuyordu, işte şu matematiği nasıl yapabilirim, şu nasıl olur, böyle olur. Üniversiteyi kazandım, yine konuşuyorduk, konuşuyorduk. O da aynı şekilde çalıştı, azmetti. Başardı, en sonunda atandı. Onu duyduğumda da çok mutlu olmuştum. Yani azmin O zaferi da diyorum. kaçıncı girişiydi? Onun da 10. yılıydı. Hatta artık hani 35 yaş sınırı falan vardı. O sene de atanamasa bir daha atanamayacaktı. Yani sınırda atandı. Yani bakın arkadaşlar, böyle yapanlar var. Biz gözümüzle gördük. Siz de yapabilirsiniz. Hayatınız bu kadar zor mu? Olabilir. Ama yapabilirsiniz. Bak biz gördük yani yapanları. Bir başka madde arkadaşlar, ara vermeden çalışın. Yani ne demek istiyorum? Hani gün olarak mesela 5 gün, 7 gün, 15 gün ara vermeyin mümkünse. Ara verdiniz mi? Yılmayın, devam edin. Bu süreç bitmedi ki, kaybetmediniz hiçbir şeyi. Dolayısıyla ara da verseniz devam edin, yılmayın. Dediğim gibi bu sizin başarı Evet hikayeniz. arkadaşlar, şunu da yapmayın. Yani hani mesela bugün sabah kalktım, öğlene kadar işlerim çıktı, yapamadım. Ha işte bugün bitti, o zaman yarın başlarım. Ya da işte Evet, 2-3 kendinizi gün kandırmayın yani bu çalışamadım, daha konuda. sonra hadi bu hafta bitti, önümüzdeki pazartesi başlarım demeyin. Hemen o gün başlayın. Ne kadar erken dönerseniz o kadar kâr sizin için. Sona geldiğiniz zaman da son birkaç haftada arkadaşlar deneme çözün. Ne yapın yani? Hani bu denemeleri çözdükçe eksik konularınızı tamamlamanız gerekiyor. Arkadaşlar bak, şunu da demek istiyorum yeri gelmişken. Kesin soru çıkan konuları, yani mesela eğitim bilimlerinde klasik koşullanma, eğitimsel koşullanma dururken çok ayrıntı bir kuramı çalışma ya, bilme. Mesela fizik anlamında örnek verirsem, yani Newton yasalarını bilmezken gidip de basıncın altimetre aracını bilme yani. Bilme arkadaşım, bilme. Niye? Altimetreden bir tane soru çıkacak mı? O O bile da emin kesin değil. değil. O bile belli değil. Ama Newton'un yasaları her şeyde garanti çıkar yani.
Ne bileyim mesela eğitim bilimlerinde aynı şekilde klasik koşullanma, edimsel koşullanma garanti çıkar. Ama onları bilmezken gidip bilmem kimin bilmem ne kuramını, hani bir tane soru çıkacak mı çıkmayacak mı belli olmayan şeye kaçmayın. Hani bil, hani buna odaklanmayın yani. Odağınızı bu şekilde kaydırmayın. İlk önce ana konular. İlk önce matematikte integral, türev mesela. Hani bunları bilmezken gidip çok basit şeyler ya da işte çıkacak mı çıkmayacak mı belli olmayan şeylere odağınızı kaydırmayın. Odağınız ana noktalar olsun ilk önce. Tabii ki klasik koşullanma ve edimsel koşullanmayı biliyorsun. Ondan sonra ayrıntı şeylere de dal. İşte fizikte Newton'un yasalarını biliyorsun. Ana noktaları biliyorsun. Ondan sonra altimetreyi, batimetreyi de bil yani. Hani bu şeyi kaçırmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir düşünün tekrardan neler yaptınız şu ana kadar. Neler başardınız. Bunun farkında olun. Yani zamanında siz de meslek lisesinden işte üniversiteyi kazanmış birisiniz. Veya işte ne başarılarınız var sizler biliyorsunuz. Hepiniz başarılısınız. Hepiniz üniversiteyi kazandınız. Dolayısıyla KPSS'yi de aynı şekilde kazanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Yapanlardan hiçbir farkınız yok arkadaşlar. Şu ana kadar kazananlardan, atananlardan hiçbirinden hiçbir farkınız yok. Birazcık daha gayret, birazcık daha çaba Ne sadece. yapmanız gerektiğinin farkında olun. Bu seneyi feda etmeniz gerekiyor. Ki daha sonraki yıllarda huzuru erin, maaşınız olsun, rahat edin arkadaşlar. Ve moral bozucu insanlardan uzak duruyoruz. Evet, bu çok önemli. Yani ben bu konuyla İçimizde çok ilgili şeyler var arkadaşlar bu konuda. yani çok dertliyim bu konuda. Benim o atanamadığım dönemde işte KPSS'ye hazırlanıyorum, dershaneye gidiyorum. İşte görüyorum birisi, yok bizim de bilmem kimin tanıdığı var, o da matematik okudu. Sen niye matematik okudun ki, matematikçiler atanıyor. Ya sen nereden biliyorsun atanamadığını? Sen biliyor musun ki kaç kişi alıyor bu, niye Çok atanılması? güzel. Daha sonra bununla ilgili yine bir tane daha. Diyorlar ki işte biz seni okurken görmeye bıktık, sen okumaya bıkmadın. Ben de zaten keyfimden gidiyorum dershaneye. Zaten keyfimden çalışıyorum. Buradan hepsine cevap veriyorum şu anda. Tamam sakin. Tamam. KPSS'ye çalıştığım dönemde biz de köye gittiğimiz bir zamanda bir amca ne bitirdin? İşte fizik öğretmenliği bitirdim. Neyse fizikler zaten tanımıyor ama demişti bu içime öyle bir oturdu ki. Yani her gün sabah ve akşam ve öğlen ve ikindi yatsı her an dayıyı düşündüm. Yani atandım var ya dedim ki atandığım hani çıktı. Daha sonuç çıktı yani. Babama dedim ki hemen köye gidiyorsun. Yani köye gittiğiniz zaman dedim buluyorsun amcayı. Direkt söylüyorsun ona işte Ahmet atandı. Bil. Yani öyle içime oturmuş yani. Bu tip insanlardan uzak kalın arkadaşlar. Evet, bir kişiyi daha anlatacağım bu konuda. Anlat. Bir gün yine oturuyoruz falan. Bir tane arkadaşım var, ortaokul mezunu. Annesi var orada. İşte diyor ki ben daha atanmadığım için dershaneye gidiyorum. Benim kızımın elinde altın bileziği var. Senin kızın ne iş yapıyor? Tamam, hani yadırgamıyorum. Olabilir, herkes her işi yapabilir. Onun kızı konfeksiyoncu olmuş. Benim kızımın elinde altın bileziği var. Senin kızın daha pek hiçbir şey olamadı diyor yani. Bu benim zoruma çok gitmişti o dönemde. Birazcık da beni kırbaçlamıştı. Bu şekilde arkadaşlar. Ya mesela mahallede de hani artık insanların sorması bile size batabiliyor. Ya ben mesela bu yüzden sırf hani dershaneye, kütüphaneye giderken sabah erkenden çıkıyordum. Akşam hani geç geliyordum ki kimseyle karşılaşmayayım, kimse bana sormasın diye. Gerçekten psikolojimiz çok etkilenmiş yani. Kütüphanede ben çok çalışıyordum arkadaşlar. Bu arada bunu da tavsiye ederim. Yani orada otururken hani yanınızdaki herkes çalışıyor. Ara verdiğiniz zaman görüyorsunuz. Yapacak bir şey, başka bir şey yok. Hadi oturayım çalışmaya devam edeyim diyorsunuz falan. Arkadaşlar en sonda siz kazandıktan sonra herkes ulan ne kadar maaşı var ha bunun, ulan ne kadar rahat falan diye bunları görür. Ne kadar çalıştığınızı görmez. Başarı destanınızı yazın. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.